Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir pazara gidiyorum, elimdeki pazar arabasına. Bakın zaten bundan anlamışsınızdır. Ama arkadaşlar bu gerçekten küçük bir pazar değil, çoğu insanın beklediği bir pazar ve içerisinde ucuz, pahalı, gerçek, çakma bir sürü arkadaşlar eşya var, ilginç eşyalar var. Hepsini sizlere göstereceğim, çok güzel bir vlog çekeceğim. Annem beni almadan gitti. Klasik annemi biliyorsunuz zaten, ben de şimdi peşinden gidiyorum onu yakalayabilirsem. Arkadaşlar bu arada dün çok büyük ve sarsıntılı bir deprem oldu. Belki siz de şiddetini hani fark etmişsinizdir. Arkadaşlar eğer depremi hissettiyseniz bu arada yorumlara yazın. Gerçekten çok korkutucuydu. Böyle yataktan kalktım, her taraf titriyor falan, sallanıyor. Yatak odasına geldik. Gerçekten Allah bir daha yaşatmasın. Çok ürkütücü bir depremdi. Bu arada arkadaşlar servis bekliyoruz. Pazara gidebilmek için kendi özel servisi var tabii ki pazarın. O zaman pazara gittiğimde hepsini aşama aşama zaten sizlere çekeceğim. Hala like atmadıysanız, beğenmediyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, servisimize geldik. Yaklaşık bir yarım saat bekledikten sonra annem dedi kızım 15 dakika, her bir dakika geçtiğinde diyor, tamam kızım az kaldı az kaldı, ama yarım saat gerçekten zaten bekledim. Zaten yarım saatte telefonla konuştum. Evet o da doğru, ne yapayım, çok sıkıldım. Normalde bu servis bize ait, bize özel geliyor. Onlar buradaki insanlar nasıl geldi hiç bilmiyorum, gözümden kaçmış herhalde. Şaka bir yana bir 15 dakika sonra falan varacağız. Oraya gittim, her şeyi göstereceğim zaten. Bak şunlar çok tatlı. Uçlarına böyle kahverengi kalpler var. Bunları yapmak çok zor. Ben denedim ama yapamıyorum hiç bunları. Hazır böyle bulmuşken böyle frenchler var. Aşırı güzel. Ben bunları çok yamuk yumuk yapıyorum. Asla beceremiyorum. Mesela benim, bu çok güzel. Benim burada beğendiğim vardı. Nerede o taşlı? Çok böyle renkli renkli. Taşlı bakayım. Şu. Şu çok hoşuma gitti. Tam kokoş için. Tam benim için. Bunu yapışkanın içinde mi Melike? Yapışkanın içinde. Ha, bak mesela var. Bunların yapışkanı içinde. Aynen. Böyle 2-3 tane alayım. Fiyatları da çok güzel bunların. Şunlara 20 dedi. Bu da dedi. Çok güzel. Kalp atışlı. Şunlara 25 mesela TL. Mesela şimdi dedi. Bunu alacağım. Bir tane de almaya planlıyorum ama bence bu sürpriz olsun. Daha sonra göstereyim. Evet, bak birinci şurada bu. Da çok güzel ürünler var bakmak istersen. Bakın şöyle göstereyim. Ben şöyle taşlar buldum. Mesela şöyle netlemiyor. Ha şimdi netliyor. Bakın böyle hem yüze hem de tırnağa takılıyor. Böyle bir sürü renkleri var. Ben böyle tırnak süslemeyi falan aşırı seviyorum. Çok eğlenceli. Ama şunlar da güzelmiş. Ama onlar yüze kullanılıyor bakayım herhalde. Aynen böyle tatlış tatlış. Ama bence en güzeli şu ya. Bak bu aşırı güzel. Şunlar ne? Bunlar bakayım. Aa bunlar tırnağın üzerine yapıştırılıyor. Sonra törpülüyorsun. Böyle renkli renkli oluyor. Daha zaten burada gezeceğimiz çok yer var. Kocaman bir yer. Bak, ne buldun? Ne buldun? Çok tatlı. Şöyle geç bak istersen. Bak dur ama netlemiyor neyse bu ya. Bak şöyle. Bakın şöyle. Burada bir sürü bir şeyler var. Heh, bir göstereyim, böyle glosslar var. Şu gloss çok hoşuma gitti ama ya, çok şeker. Alalım mı bundan, bak, bundan bir tane? Da alabilirsin. Bak çileklisi de var. Ay yok anne, bana bunu baştan niye göstermedin? En tatlısı bu. Bak böyle mors mors. Bak oralarda da bir şeyler var. Evet, makyaj malzemelerimi aldım. Var ya ben evden çıkmadan önce çok hevesliydim. Ama burası çok kalabalık ve ben bu soğukta terledim. Annem hiçbir şey alamayacak gibi gözüküyor. Çünkü her şeyi ben aldım, her gördüğüm şeyi de hatırlıyorum. Anne mutlu musun? Çok mutluyum. Sohbet ferahlıkta. Seni bekliyor. Ona da kendime takı alacağım. Şimdi gideceğim takı falan bakacağım. Daha sonra telefon kılıfı falan bakacağım. Bayağı da kalabalık. Burası çok da bir şey çekemiyorum. Simit parası bırakır mısın bana? Bakarız. İstediklerimi alırsan yaparsa belki bir şey yemene izin verebilirim. Bu arada bunları da burada göstereceğim. Böyle oturmalık bir yer falan bulacağım. O şekilde göstereceğim. Çok kafam karışık kaldı. Aslında bunu pembesine almıştım. Şu an kullandığım kılıf bu. Ama böyle siyahının morunu da alsam çok güzel. Ay siyahı çok güzel ya. Ama aynısının moru var ama şu an sende. Pembesi var bak. Şu anda bu var bende. Tamam. Yine mi aynı kullanacaksın? Ya bu çok çok hoşuma gidiyor ya. Aşırı güzel. Işıkta falan da çok güzel parlıyor. Şunlar da güzel ama okulda çantanda nasıl rahat olur mu bilmiyorum. Sanki bir de kokuş. Bak sana öneride bulunuyorlar. Bak bu nasıl? Tamam. Bu da güzel. Ya burada çok güzel. O yüzden seçemiyorum. Bir sürü var seçenek. Bak bunlar da var. Şu da güzelmiş aslında. Aa, bak, çok şirin. Bu da çok güzel. Şu nasıl? Bak şu var. O çok... Hepsini lazım, çıksak buradan gitsek. Bari bir simit yiyeyim Melike. Ben
bırakacağım o parayı sana, sen merak etme. Başka bir şey var. Bir de şuna bakabilir miyim? Evet o. Mor olan. Bak bu çok garip değil mi? Güzel, bu sade. Ama bu birazcık daha böyle tam benlik değil ya bu. Bak şu en baştaki çok hoşmuş. Bu değil mi? Evet. Ben şunu deneyeyim diyorum bak. Şöyle yapalım. Sen al, nasıl olsa sonunda göstereceğiz. Aynen, sürpriz olsun bence, göstermeyelim. Tamam. Evet, sıra takıda. Bak şu çok hoşuma gitti benim. Bu. Şöyle beşli beşin bir anlamını bilmiyorum neden beş var ama aşırı güzel. Böyle küpeler de çok sattık. Bilmiyorum. Aynen, şunu bir tutar mısın? Şu poşeti. Teşekkürler. Bak şu kırmızı aşırı güzel ya. Hepsini alıp mı gitsem? Bir de çelik olması da ayrı güzel bunların. Bak nereye yazan var. Ne yazıyor? Löwe. Şöyle görürsün zaten. Bak mesela şu. Ha evet evet. Ha şu kalpli de çok güzel. Ben de şu balıklı kılçıklı. Evet, o da çok değişik. Bu da çok tatlı. Altınları vardı onların. Evet. Mesela bak şu incili de çok güzel duruyor. Evet evet. Bu da bak kibar. Anne sen bu gidişe büyük ihtimal eve hiçbir şey alamayacaksın. Sebze meyve falan. Her şeyi bana ver. Yatırdın çünkü. Bak şu çok güzel duruyor. Bak şuna da bak şu yani çok güzel. Yani asla değişik. Hepsi çok güzel. Evet bu da çok değişik. Güzel. Şu da çok güzel bak. Şöyle. Bak şu da çok değişik. Evet, hepsi birbirinden bak, güzel. Yüzük de çok ama güzel. Bir tane seçmek zorundayım bunlardan. Şunu dener misin bu? Ya bakayım. Ay, ben yaşlanmışım. Tamam, kabul ediyorum. Ver parmağını. Çok benlik değil o ama hepsi gerçekten çok güzel. Anne, almamam. Bu sana çok. Hayır, değil. Bunu bahçenin ya. Aa, şaka bir yana alabilirsin. Bakın şöyle kendime mükemmel bir mantı söyledim. Arkadaşlar ben kendime kolye aldım. Ondan sonra annem işte sebze meyve alışverişi falan yaptı. Son kalan parasıyla. Bu arada burada gösteremeyeceğim. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Hem buranın ışığı da o kadar iyi bir ışık değil. Yani çok göremeyebilirsiniz. O yüzden evde daha rahat bir şekilde göstereceğim sizlere. Mantımı yiyeceğim. Ondan sonra da daha hiçbir şey almak istemiyorum. Eve gitmek istiyorum. Elmayı anlatmadım. Aa doğru. Evde anlatacağım. O da sürpriz olsun. İyi hadi bakalım. Son halimiz. Aha böyle. Yağmura yakalandık. Babam bizi alamıyor. Üşendi herhalde. Neden alamıyor ben de bilmiyorum. Üşengeçliği tuttu herhalde. Öyle mi dedi? Ben olsaydım bak alırdım mesela. Ben öyle bırakmazdım babamı. Taksi bulabilirsek bulacağız. Çünkü servis de yok. Geç kaldık. Yetişemedik. Valla ne yapacağım hiç bilmiyorum. Keşke gelmeseydim de diyorum yani şu an. Evet arkadaşlar. Tam umutsuzluğa kapılmıştım. Tam yağmur bastırır dedim. Biz buradan çıkamayız dedim. Ve kahraman babam üşengeçliği yapmadı ve geldi. Ben geldim. Evet. Sen geldi. Bir saat sonra geldik ama gidemiyoruz. Trafiğe bakın zehir bakın gibi ya. Bakın şöyle göstereyim. Belki hani görebilirsiniz. Resmen çok trafik var. Eren burada. Çok mutlu. Annemle ben buradayız. Bitmiş haldeyiz. Bu arada babam beklerken böyle bir yarım saat gelemedi çünkü babam. Alışveriş yaptık arkadaşlar. Birazcık daha onları da aldıklarımın hepsini sizlere evde göstereceğim. Babam sağdan poşetleri alıp içinde evet, bir şey söyleyeceğim ya. Sen bunları birazcık göstereceğim diyorsun ama bu birazcık da bitecek gibi bir şeye benzemiyor. Değil tabii canım. 2-3 poşet yani. 200 poşet. 2-3 poşet. Bir ayını geçireceğim olabilir parayla. Ben çok güzel bir kavga var evde. Yoo sen de hepsini izleyeceksin sen merak etme. O zaman evde görüşürüz bakalım. Görüşürüz bakalım. Hadi bakalım görüşürüz. Evet arkadaşlar uzun bir yolculuktan ve zorlu bir yolculuktan sonra sonunda eve geldim. Hala çok yorgunum ama aldıklarımı sizlere göstermeliyim. Çünkü çok güzel şeyler aldım. Ama ondan önce tırnaklarımı göstermek istiyorum. Çok tatlı değil miler ya. Şimdi görmeyin içinde az varmış. O yüzden bu parmağıma yetmedi. Bunu şöyle kapatırsak çok tatlı gözüküyorlar. Bunları dışarıda kullanamayacağım çünkü çok uzunlar. İlk böyle paketinde gördüğümde gözüme kısa geldiler ama şimdi çok uzunlar ve çok sivriler. O yüzden bayağı batıyorlar. Ama şekilleri falan çok tatlı olduğu için göstermek istedim. O zaman ilk olarak neyden başlayalım? İlk aldığım kozmetik malzemelerinden başlıyorum. Şöyle koyayım. Böyle aloe veralı arkadaşlar bir tane lip gloss aldım. Aloe veralı. Bakın böyle aloe vera kremini, yüz maskesini gördüm ama lip gloss'unu ilk defa görüyorum. Bu şekilde duruyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok tatlı. Aslında ben bunun böyle paketlemesini çok beğendim. Şeklini şuklunu çok beğendim. Bilirsiniz zaten ben böyle şekilli şuklu renkli şeyleri çok severim. Bayılıyorum yani. Gördüğüm anda da direkt aldım bunu zaten. Daha sonra arkadaşlar yine şöyle bir gloss aldım. Bakın içinde simleri var. Çok tatlı. Böyle aşırı doğal bir pembelik veriyor dudağınıza.
Bakın bu şekilde gerçekten çok tatlı. Hiçbirinin fiyatını yani hatırlamıyorum. Şimdi yanlış da söylemek istemiyorum. O yüzden fiyat vermeyeceğim arkadaşlar. Ama çok da pahalı değildi yani, onu söyleyebilirim. Bu glossumuzun da rengi bu şekilde. Onu da siliyorum. Bakın şöyle çok tatlı bir gloss daha aldım. Hep de gloss aldım valla. İçinde böyle minik minik simleri var. Bu da aynı şekilde dudağınıza daha sonradan pembelik veriyor. Bakın bu şekilde. Ben böyle hafif pembelik veren ve böyle parlatan şeyleri çok seviyorum. Hemen şunu da şöyle dudağımdan sileyim. Şu şekilde bir dudak büyütücü aldım. Bakın şöyle. Şunu şöyle hemen açıyorum. Bunu zaten babam geldiğinde videoya çektiğim zaman, hani arabada video çekmiştim ya, o zaten dudağımda vardı o an. Çok da böyle bir büyüme göremedim şahsen ama hafiften bir dudağımı büyüttü. Yani büyütmesi için değil ama bunu da rengi için kullanabilirim. Bakın bunun da rengi bu şekilde. Çok güzel duruyor gerçekten. Bunun rengi onda on, mükemmel. Başka neyimiz var? Bir tane ayna aldım. Ah! Ah! Ay, tırnağımın yarısı çıktı. Bir saniye, şu an şunu şöyle bırakmam lazım. Aman. Görüyor musunuz bakın? Yarısı çıktı şu an. Nasıl başardım bunu bilmiyorum. Daha doğrusu neyse, hepsini çıkardık. Gitti artık. Bir tırnağımız da gitti. Yapacak bir şey yok. Zaten öylesine takmıştım bunları. Neyse arkadaşlar, daha sonra şöyle bir ayna aldım. Evet arkadaşlar, uzun uğraşlar sonucu şöyle aynamı çıkardım. Okulda çok lazım oluyor. Böyle bir anda mesela minik bir ayna böyle açıp bakmak çok güzel oluyor. Bakın şöyle minik bir ayna okul için aldım. Daha sonra başka bir tane daha böyle... Ay, bu çok kaymış şekli, şemali tipi kaymış bunu. Zaten şöyle French arkadaşlar, görüyorsunuz. Böyle bir tırnak daha aldım. Ama ben bunları daha çok beğendiğim için bunlara bir daha takmak istedim. Sonra bir tane sürme aldık arkadaşlar. Sürmeleri çok merak ediyorum. Şöyle bakın. Bu şekilde. Bunu böyle açıyorsunuz. Ve gözünüze şöyle kapatıp sürüyorsunuz. Ben çok denemeyeceğim bunu. Çünkü çok da nasıl yapıldığını bilmiyorum ama. Bakın şöyle gözünüzün içine çekiyorsunuz bu sürmeyi. Bu şekilde bir sürme aldık. Bunu deneyeceğim. Deneyince de arkadaşlar paylaşacağım Instagram hesabımda. Şöyle bir tane göz maskesi aldık. Gözaltı maskesi aldık. Bu şekilde. Bir tane de kirazlı bir dudak maskesi aldım. Bakın gördünüz mü? Aldıkça duramıyorum. Aldıkça alasım geliyor daha fazla. Bu gerçekten mükemmel. Gördüğüm anda böyle direkt alacağım ben bunu dedim. Şu şekilde bir oje arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız içindeki ışıltılara? Çok güzel. Bu arada hala yağmur yağmaya devam ediyor. Bir türlü duramadı yağmur. Daha sonra bir tane arkadaşlar telefon kılıfı aldım şu şekilde. Bayağıdır o pembe telefon kılıfımı kullanıyordum. Dedim değiştireyim. Şöyle bir telefon kılıfı aldım. Evet, daha sonra bu çantalar çok hoşuma gitti. Bakın bir tanesi şu şekilde siyah. Şöyle omuza takmalı bir çanta. Ben böyle çantaları çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Bütün kombinlere de uyuyor. Yani ne giyerseniz giyin, neredeyse üzerinize hep güzel duruyorlar. Daha sonra bir tane de böyle bir çanta aldım. Şöyle zincirini bu tarafa atıyorum. Bakın hem şöyle tutabiliyorsunuz hem de şöyle kolunuza takabiliyorsunuz. Birazcık daha geriye gideyim. Evet. Bunu da çok beğendim arkadaşlar. Şöyle başka bakıyorum, gözümden kaçan bir şey yok. Evet arkadaşlar, pazardan, başka bir mağazadan, yani toplam bütün aldıklarım bunlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar videomun nasıl bir sesti o ya. Umarım arkadaşlar dediğim gibi videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla vlog istiyorsanız da yorumlara yazmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.